Filistin-İsrail konusunda sayın hocamız bir hikmete binaen böyle konuştuğuna eminim inşallah. Ancak hocamıza nazaran ufacık aklımız her hikmeti bazen yeterince kavrayamıyor. Bu yüzden hem şehit olan Müslüman vatandaşlar adına hem de Filistinli binlerce Müslüman adına terörist İsrail hükümetinin karşısında durmayan İsrail'i o insanlara sevgi göstermesinden çok burukluk hissettim. Allah hayırlara sonuçlandıracak inşallah. Hocamız daha iyisini bilir inşallah diyor kardeşimiz. Evet. Diyor mu işte Müslümanlar kardeş olacak diyoruz. Filistin özgür olacak diyoruz. Bayram havası içecek diyoruz. Hapishaneler boşalacak diyoruz. Kan duracak, damla kan akmayacak diyoruz. Uyuyan kişi uyandırmayacak diyoruz. Peki bu ne anlama geliyor benim anlattıklarım? Yani bu nedir? Filistin'de kan akmıyorsa, Filistin'de kan akmıyorsa, son derece özgürseler, bütün bölgeyi istedikleri gibi kullanıyorlarsa, uyuyan kişi uyandırılmıyorsa, hapishaneler boşalıyorsa, ki cinayet işleyenler dışında dedim. Yani ağır yaralama ya da ona benzer. Hapishaneler boşalacak diyorum. E bu yeterli cevap değil mi bu? Ne demem gerekiyor? Kahrolsun İsrail mi diyeyim ya? Ne diyeyim? Kahrolsun İsrail demek küfür ifadedir. Çünkü İsrail peygamber ismidir. Anormal bir ifade. Niye yıkılmasını isteyeyim İsrail'in? İyi olmasını isterim, güzel olmasını isterim. Filistin de güzel olsun, İsrail de güzel olsun. Herkes huzurlu yaşasın. Yani burada benden istenen nedir? Ya ben diyorum yani o zaman yani İsrail'i yerle bir edelim, atom bombasıyla tarihten silelim, çoluk çocuk hepsini katledip doğrayalım. Bunu mu diyeyim yani? Bunu mu demem istiyorsunuz? Yani bu nasıl bir mantıktır? Yani benim anlattıklarım nereye gidiyor? Ben ne anlatıyorum o zaman? Filistinler diyorum, kardeş olacak, hepsine sarılacağız. İsrail'li gençler, Filistinli gençler birbirine sarılacaklar diyorum. Barış olacak diyorum. İnşallah. Ne yapmamız gerekiyor? İntikam mı alalım, ne yapalım yani? O zaman boydan boya bütün İsrail'i doğrayalım. Kılıçtan geçirelim. Bunu mu istiyorsunuz? İslam'da barış vardır. İslam'ın adı, İslam demek Müslümanlık demek derdi. İslam barıştır yani. Barış yurdu, esenlik yurdu, cennetin özelliğidir. İnşallah. Tabii ki barışa çağıracağız. Ne yapmamız gerekiyor? Kavga mı isteyeyim yani? Gece gündüz kan istiyorlar ya. Gece gündüz. Biz kanı durdurmaya çalışıyoruz. Bunlar da kan peşindeler. İsrail'de hiçbir suçu olmayan adamları, çocukları, kadınları bombalamak, asmak, kesmek ahlaksızlık, vicdansızlıktır, zulümdür. Başka nedir yani? Filistin'de de yine aynı şekildedir. Orada mazlum, çoluk çocuk, insan kim varsa, asıp kesiyorsa bir insan o da ahlaksızlıktır, aynısıdır. Biz ne diyoruz? Bunun tamamı dursun diyoruz. Ben bir taraf dursun, bir taraf devam etsin dedim mi ben? Yani Filistin'deki kişiler kötüdür, İsrail'deki kişiler iyidir. İsrail gitsin Filistin'i istediği gibi aslı kessin diyor muyum ben? Dedim mi? Buradaki zulmün tamamı dursun dedik. Hepsi. Bölgedeki zulmün, bölgedeki kanın tamamı dursun dedik. Bu yeterli cevaptır işte bu. İnşallah. Barış olsun, kardeş olsun, birbirine sarılsınlar dedik. Bütün arazi geniş, istedikleri gibi kullansınlar diyoruz. Özgürce yaşasınlar, kardeşçe. Biri İsmailoğulların evlatları dedik, biri İsrailoğulların evlatları. Hazreti İsrail'in, biri Hazreti İsmail'in evlatları. Aynen ifadem bu. Bantlarda duruyor bu. Mehdiyet, şefkat, barış ve kardeşliktir. Kanı durdurmaya geliyor Mehdi. Biz Mehdi talebesiyiz. Mehdiül dem. Kaç defa söyleyeceğiz kardeşim? Bak İsmailoğulları diyoruz. Araplar. Ve İsrailoğulları, Hazreti İsrail'in ve Hazreti İsmail'in oğulları. Bunlar kardeştir diyoruz, bir babanın oğulları. Kavga etmelerine gerek yok, bütün arazi onları, istedikleri gibi kullansınlar diyoruz. Kardeş yapalım, barıştıralım diyoruz. Damla kan akmayacak, uyuyan kişi uyandırmayacak diyoruz. Yok diyor, illaki kan. Kur'an bizi barışa çekiyor. Yani suçu işleyen kimse onun yakasına yapışılır. Biz İsrail halkının çoluğunun çocuğuna ne istiyoruz ya? Niye cezalandırmaya kalkalım masum çocukları, masum kadınları? Kim suç işlerse onu cezalandırırsın. Kanun neyse, kanun ne diyorsa ona göre cezalandırırsın.
Ama topluluk anlamında, millet anlamında barış esastır. İsrailler, Filistinler, Araplar, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Afganistan, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan hepsi kardeş, birbirine sarılsınlar. Birbirlerini sevsinler. Dost olsun, kardeş olsun. Bir şey yok ortada. Şeytan kan istiyor. Şimdi benim gördüğüm Türkiye ile İsrail'i göğe savaştırmaya çalışıyorlar. Kendi kafalarına göre. Bölgede savaşma şey yaptırmayacağız. İnşallah. Bunu unutsunlar. İnşallah. Kavga mavga istemiyoruz. İsrail ile Türkiye'nin arasında gelelim de gidereceğiz. İnşallah. Hahamları da çağırdım. Başkalarını da çağırdım. Onlar da gelecekler. Konuşacağız. Hiçbir şekilde kavgaya niyetimiz yok. Türkistan Birliği'ni kuracağız. İttihat İslam'ı oluşturacağız. Bütün Müslümanları birleştireceğiz. Kardeş yapacağız. Kardeşim kavga kafasına bakarsan, intikam kafasına, hiç kimsenin dostu olunacak gibi bir ortam olmaz. Rusya, milyonlarca Müslümanın kanını döktü zamanında, komünist hükümet. Evet. Doğru mu? İnşallah, tabii. Daha düne kadar Moskov denmiyor muydu bunlara? Evet. Nasıl birleşeceksin Rusya'yla o zaman? Nasıl dost olacaksın? Bulgaristan, daha hala resimler var. Hamile kadınların karını değiştirdiler, bilmem ne, çoluk çocuk hepsini doğradılar. Katil Bulgarlar dekten bilinirdi eskiden. Ben dost Bulgarlar, kardeş Bulgarlar diyorum, bağrımıza basıyor. Şefkat duyuyorum. Yunanistan'a ne derlerdi? Hakaret ederlerdi değil mi? İnşallah. Çok çirkin hakaret ederlerdi. Her birinin ayrı bir lakabı vardı. Rum dedim mi bambaşka bir şey akla gelirdi. Biz Rumları kardeş biliyoruz, bağrımıza basıyoruz, seviyoruz, şefkat duyuyoruz. Araplar zaten akıl olmaz hakaret ederlerdi Araplara. Yani işte şöyle kötüler, böyle kötüler, tek tek saymayayım. Herkes bilir. Arap sevgisini de biz öğrettik. Maşallah. Arapları sevmeyi de biz öğrettik. Yani yıllardan beri uğraşarak bunu elde ettik. İttihat-ı İslam sevgisi, Türkistan Birliği sevgisiyle daha yeni bu zemini oluşturduk. 30 yıl evvel gazetelerine bir bakın, 40 yıl evvel Araplara ne diyorlar birçok gazete. Bir bakın bakayım. Nasıl nefret dolu ifadeler var. 50 yıl önceki gazetelere bir bakın. 40 yıl önceki gazetelere bakın. Hatta 20 yıl önceki gazetelere bir bakın. Neler çıkıp geçiyor ifadelerinde. Bunları bilip akılcı bakmak lazım olaylara. Samimi yaklaşmak lazım. İnşallah.